Abi her şeyi konuş, gel. Benle. Ben sana söyleyeyim. Biz konuşamıyoruz. Bak bak. Çocukların geldi, Allah'a emanet ol. Bir saniye. Biz AK Parti... Sırayla abi, bekle. Sırayla mı? Biz 20 yıldır bu iktidarı görüyoruz. 20 yıldır iktidarın hakkında kimse bir şey konuştuğu zaman direkt ya cezaevinde, direkt ya cezaevinde ya da bilmem nerede. Ya işinden oluyor, ya ekmeğinden oluyor, ya cezaevinde oluyor. Bütün gazeteciler hepsi haksız da. Bu Türkiye'de kaç tane gazeteci içeride? Sadece AK Parti mi haklı? Bir de böyle bakalım bu olaya Türkiye. Şu an Türkiye dünyanın çöplüğü. Her rast gelen direkt Türkiye'de. Doğru mu? Kapılar açık. Bir de sıkıntı abi bak. Her yerden içeri giriyorlar. Şimdi biraz önce kadın diyor ki biz tüp bulamıyorduk. 20 sene, bir dakika. 20 yıl önce ben kara lastik bulamıyordum ayağıma. Şimdi de ayakkabı beğenmiyoruz. Bunu AK Parti'ye mi bağlamak gerekiyor? Teknoloji. Adam diyor ben buzdolabını diyor, AK Parti mi getirdi Türkiye'ye buzdolabını? Televizyonu AK Parti mi getirdi Türkiye'ye? Hayır. Bu teknoloji. AK Parti Türkiye'yi sattı hemşerim. Satıldı. Türkiye'de ne kaldı? Ya sıkıntı bir de abi. Ne kaldı Türkiye'de? Parti tutar gibi. Ondan sonra İmamoğlu diyorlar. İmamoğlu da dün geldi buraya. 350 tane hiç çalışmayan, aylık alan adamların hepsinin işinden etti. Bunun için mi kötü oldu İmamoğlu? Bunun için mi kötü oldu İmamoğlu? İmamoğlu hepsinden iyi. İmamoğlu Bolu Belediye Başkanı Suriyelilere iş vermiyor. Niye vermiyor? Doğru bir hareket yapıyor. Niye vermiyor? Doğrusunu yapıyor. Biz acımızdan ölüyor. Suriyeliler nargile içiyor kafelerde. Onlar yetmemiş gibi şimdi de Afganlar. Niye? O için. Herkes açsın gözünü. Bunu kalkmış, tüpümüz yoktu önceden. O şeyimiz yoktu. Önceden tüpümüz yoktu. Önceden burada eski vapura binip karşı Kadıköy'e geçiyorduk. Şimdi vapur beğenmiyoruz. Lüks. Niye bunu Tayyip mi getirdi veya bunu AK Parti mi getirdi? Hayır, teknoloji getirdi bunu kardeşim. Teknoloji ekonomi, ne ekonomisi? Ne ekonomisi? Herkes acından ölüyor. Cezaevleri full dolu ya. Ekonomi mi kaldı Türkiye'de ya? Ne ekonomi? Ekonomiden kim? Zengin zengin oldu bu devlette. Fakir fakir oldu. İki iki dört. Peki. Bu kadar. Ben köprü yapmış. Ben köprüden geçemiyorum ki. Günlük 300 tane araba geçecek diyor. Günlük 50 tane araba geçiyor. Bu para senin benim cebimden çıkıyor. Abi millet bunları eleştirmiyor. Burada git bir 5 liradan aşağı bir çay iç bakayım. İç hadi. Teknoloji. Gittik biz yangın için helikopter kiralıyoruz yurt dışından. Suriye'den, Rusya'dan helikopter kiralıyoruz. Niye? Ondan sonra diyorlar saray. Sarayda 12 tane uçağın ne işi var? 2 tane uçak yetmiyor mu? Biz neyiz ya? Bizim ekonomimiz 12 tane uçağı kaldırır mı? Herkes konuşuyor burada, kadın anlatıyor ben tüp bulamıyordum diyor. Nereden tüp bulamıyordun? Sen zenginsin de o yüzden. Fakirin halinden anlamazsın. Fakir burada karton topluyor, burada oturuyor, çay içemiyor kadın. 7 milyon bir bardak çay ya. 2,5 milyon maaş alıyor. Zaten burayı, Türkiye'yi şu an kötüye şey yapan, yurt dışında çalışıp da Türkiye'ye gelenler bunlar yani. Niye? Orada yaşantı farklı. Orada yaşantısı farklı. Buraya geliyor bin, işte 100 bin dolarla iyi yaşıyor burada veya işte 100 dolarla iyi yaşıyor. Oranın parası bizden daha farklı. O yüzden iyi görüyor. Sen nerede? Sen burada misafirsin. 2 ay kalıyorsunuz. Daha ne iyi görüyorsun 2 ayda? 2 ayda ne görüyorsun burada? Yani gurbetçinin Türkiye'nin anlaması çok zor. Yani burada yaşayan biri olarak bunu... Burada yaşamak, biz burada yaşıyorsak biz görüyoruz zorluklarını. Onlar yurt dışında çalışıyor. Geliyor burada 500 dolarla bir ay tatil yapıyor. Ama sen ben yapamıyoruz. Alım gücüyle alakalı bu. Peki abi. Ha. Dur bir dakika. Buyur. Abi sen nerede yaşıyorsun? Yok, ben Almanya'da yaşıyorum. Ha, bekle abi sen. Ha. Ben sana kurban olayım 2 dakika. Rica ederim. Buyur. Ben burada demin bir bayan konuştu. Hep yalan konuşuyorlar. Niye abi? Çarşaflı. O bayanın konuştuğu, bak sen de farkındasın. Sen fikrin ne abi? Ben fikrimi söyle. İnsanların bak, yalan abi, söyleme. Şey tabii. İnsanlar yalan söylemeyin. Eğer biliyorsanız konuşun. Bilmiyorsanız konuşmayın. Türkiye bütün dünyayı temsil ediyormuş. Yalan. Türkiye kendisini temsil ediyor. Hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Ama sen müdahale etmedin. Ya, şu toplumda en az benim fikrimde 20 kişi var. Hı. Ama konuşamıyor. Niye konuşamıyoruz biliyor musun? Bravo. Direkt ben içeridesin. Evet, doğru. Direkt içeridesin. Şimdi içimden çok kişi benim gibi konuşmak istiyor ama korkuyor. Ya diyor şimdi biraz sonra sivil beni alır. Senden fazlasını konuşmak istiyor. Niye konuşamıyorsun hemşerim? Cezaevine girmekten korkuyorsun. Doğru mu? İşinden olmaktan korkuyorsun. Korkuyoruz. Türkiye'de bir şey dediğin zaman direkt içeridesin hemşerim. AK Parti'yi eleştirdiğin zaman rahmetli Bülent Ecevit'in yüzüne adam kasaya attı.
Yazar kasaya attı. Yazar kasaya attı. Ne oldu? İşte diyor ki, kadın diyor ki, Cumhurbaşkanımızın eşi evet, evet. 10 bin dolarlık çantayla gezecek. Niye geziyor 10 bin dolarlık çantayla? Müdahale etmedim. Yani. Benim eşim tarlada çalışıyor, 100 lira yömiye alamıyor. Abi partide. Suriyeli 60'a çalışıyor. Bizim Türk milleti Suriyeli'yi çalıştırıyor. 60'a benim Türk milletini 100 liraya çalıştırmıyor. Ondan sonra Türkiye'nin ekonomisi de bu duruma geldi. Ondan sonra biri birine hırsızlık yapıyor, biri birine vuruyor, biri birine kavga yapıyor, olaylar oluyor. Neden oluyor olaylar? Ekonomi. Neden oluyor? Abi alım gücüne maddiyat. Maddiyattan oluyor. Peki Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsun abi? Türkiye'nin girişe? Geleceğini bu şekilde hiç iyi görmüyorum. Türkiye ikinci Suriye olacak. Niye abi bu kadar sinirlisin? Ben anlamaya çalışıyorum. Kardeşim neden sinirliyim? Bu şekilde konuşulduğu zaman insanlar artık görsün ya. Görsün bunları ya. Abi Afganlar... iyi görsün de bak bir hata var. Şimdi böyle buyur, diyorsun da. AK Parti'ye oy veriyor insanlar. O zaman sen mi yanlış düşünüyorsun onlar mı? İnsanlar veriyordu. 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 Ben de verdim şahsen. Şerefime ben de bir kere verdim. Aynen öyle. Ben de bir kere verdim. İyi gördük. Gördük ama bu kadar profesyonelce oynandığını görmedik. Çok profesyonelce. Bundan sonra kesin kollarım kırılsa vermem AK Parti'ye. Vermem de yanımdaki çevreme de verdirtmem. Niye abi? Ver, ya niye göremiyoruz mu? Kör müyüz kardeşim ya? Niye daha ekonomi mi kaldı? Türkiye 2 tane burada 10 tane 8 tanesi Suriyeli. Şimdi Suriyeliler yetmedi bir de Afganlar geliyor Türkiye'ye. Abi mevzuyu Suriyelilere bağlama. Afganlar geliyor. Ondan sonra ya Türkiye'de özgürlük yok. Yok özgürlük diye bir şey yok ki kardeşim. Sen konuşuyorsun diyor mesela az önce hanımefendi. Konuşuyorum ama şu an 5 dakika sonra belki beni alacaklar. Özgürüm ama şu anda. Bak belki 10 dakika sonra bizi alacak siviller. Gel konuşalım. Gel kameranın karşısına gel. Hayır özgürlük yok da bunları konuşuyor. Özgürlük değil burada mi? Burada konuşuyoruz ama belki 5 dakika sonra bizi siviller hayır kim çağıracak. Alıyor? Attı hayır, yapma. Kim? Niye gazetecilerin hepsini aldı içeri? Abi, suçlu olanları aldı suçlular niye gazeteciler niye aldılar hemşerim? Suçlu olduğunu. Bunların hepsi vatan haini miydi bu gazeteciler? Gazeteciler vatan haini mi bütün gazeteciler? Eleştirdiğimiz zaman ben vatan haini miyim? Ben FETÖ'cü müyüm? Ben hiçbir parti tutmuyorum. 55 yaşındayım. Tutacaksın. Hayır 55 yaşındaysan tutacaksın. Bir partin olacak. Bir yolun olacak. Gidecek parti yani gelecek parti gidecek parti arattıracak. Ya hocam kim arattı? Abi, ben emekli kuyruklarında öğrenen çok gördüm. Halk krizi geçenleri çok gördüm. Bak 55 yaşında. İnanın atanlar kendi ödelleri görmüyor musun?